Oo, annem de şimdi kahve getirdi. İçemiyorum ama olsun. Ben dışım fırçalattınız ya. Az var. Çikolata gerekiyor mu? Hayır, kahve içer misin? Yok. Yemeyiz zaten, bade yem. Ben biliyorum onun yemeği değil mi? O gözlüklerle pek ya Allah. Ya bu şey ya. Akma geçti. Lens gözlük. Çok iyi ama bade. Ben de şöyle geçeyim. Anneannem öpün, babam öpün. Babam öpün, annem öpün. Yana dur. Aynen. Ne bu ya? Sırayla. Ben de yana geliyorum. Evet. Sırayla. Yan yapma. Sizinle bayramı işte. Ulan bayramı. Sen de şimdi bekle burada. Sen gel. Bir ses önü değil. Hadi şimdi. Hadi öpeyim canım. Babacım. Hadi bakalım kızım. Öpenlerin bol olsun. Ecem yengeyim ya, girsene. Ben büyüğüm lan. Hayır değilsin. Ben yengeyim. Ortada şöyle öp. Başım. İyi bayram Ecem Bey. Hem bayramın mübarek olsun, hem babalar günü. Hayır. Babalar günü kutlu olsun baba. Kardeş. Buraya gitti değil mi? Babalar gününe benim için hediye benim burada. E bu çocuk ne? O da, o da. Şimdi size şöyle. Anneanne burada şey kurutuyor. Kayısı kurutuyor. Onları göstermeye geldim. Böyle akşam bu ışıklar yanıyor. Bu da hemen göstereyim. Böyle küçük durduğuna bakmayın. Çok güzel zeytin veriyor. Bu biz evlendiğimizde dikildi buraya. Göktuğ'la bizim için yani. Hatta ilk hasadını falan da yemiştik. İnşallah bu sene de olur bilmiyorum ama hani o ilk sene çok tatlı gelmişti bunu yemek. Böyle burası da. Tatlış bir yer. Buradayım. Çekim yapıyorum. Bu kadar güneş var ki görünmüyor yani. Ben biraz görüyorum, yarım yamalak. Aynen. Çok sıcak. Yok şu an iyi ya. Ama bunu içtim ben. Bir kere suya girdik. Normalde bizim burada çok soğuk olur. Ama ya anlayamadım yani. Bayağı iyiydi. İşte hemen ısındı havalar, ondan öyle oldu. Tek sıkıntı şu. Derin değil. Benim diz kapağımın biraz üstüne geliyor. Yani yüzülmüyor. Evet, sorun yok. Ben bizim zeytin ağacımızı da çektim. Evet, bizim zeytin ağacımız var. Bir tatlı oluyor o zeytinler abi. Kırma zeytin yapıyor annem ondan. Efsane oluyor. Şöyle yapayım. İnşallah düşmezsiniz tabii. Denizden çıkıp hemen markete gittiğimiz için marketten ziyade bir şeyler alacağız. Onlar için işte başka bir yere gideceğiz. Saçımda şey... Denizden sonra orada duşa girdim ama yine de tabii şey hemen topladığım için bir kötü oldu. O yüzden şey yapıyorum, birkaç bir şey sıkıyorum ki çok uçları kurumasın. Sıkamıyorum. Oha. Aa, bozuldu mu? 35 dakika diyor. 35 mi dakika? Ha. Aşkım bu bozuldu galiba. Arabayı çok teker. İnşallah sürtmemişsindir. Bu niye böyle oldu ya? Daha yeni almıştım. Bunun çözümüne hemen bakarım ben. YouTube'da vardır illaki. Sen çözüm bakmadan ben Türk usulü. Türk anam babam usulü. Aynen. İçinde yok gibi görünüyor. Var ya, bir ton var. Bir de hiç yok gibi diyorsun. Bu ne? Al kırdın.
Kocamın desteği. Kocamın eli. Güzel telim değil mi? Evet. Saçımızı düzeltelim. Baksanıza nasıl kuruyor saçımın ucu. Ben saçımı Instagram'da eğer gördüyseniz bir ara sarı yapmıştım ve o sarı fahçeyan baya fenaydı. Uçlarından hep aldırdım ama tabii böyle gıdım gıdım aldırdım. Tamamen kısa da olmasın diye. Şu anda da savaş veriyorum saçımı kestirmemek için. Şöyle öreyim. Tamam. Bence güzel oldu. Yani temiz temiz oldu. Yoksa diğer türlü saçım çok birbirine giriyor denizden sonra. Tamam. Şunun kafasını da dediğin gibi bakalım sonra. Nuk şeyini nereye koydum acaba ben? Pomponasını kapatan şeyi. Aa, çantaya falan mı girdi? Gerçi bozuk çalış. Aa, şimdi çalışacağı tuttu. Al işte. Belki kalmıştır içinde bir şey. Ondan olabilir. Açıldı muhtemelen şu anda. Elime sıktığımı da ucuna sürüyorum. İnşallah. Umarım. Bayramınızın birinci günü kutlu olsun. Mübarek olsun. Nasıl geçiyor bayramınız? Göktuğ kuşum çıkmıyor. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Tek taşımı düşürmüşüm denizde. Yani kumsalda. Aynen. Kaynım bulmuş. Sağ olsun Ertuğ kardeşim buldu. Evet. Ne kadar sakin söylüyoruz. Aynen. Yapacak bir şey yok. Dönüp geri geliyor gördüğün gibi. Nereden? Helal para. Aynen. Şöyle. Bir de hani şu var. Denizde düşer diye parmağından çıkarıp kumsala düşürdüm. Aynı şey. Ya ama çantayı sen devirdiğinde demek ki düşmüş. Ben çantayı devirmedim ki. Satılmamıştır ya, daha vardır. Ben bizi çekeyim biraz ya. Şuraya bakayım mı? Pişmaniye var. Lokumlu duraj ediyor, pişmaniye var. Onlara gerek yok. Ya bakalım biraz. Bulamazsın kalmayız ya. Başka yere de bakarız aşkım. Ben şeyden bulmadım mı anneme? Nereden buldun? Fileden mi buldun? Fileden buldum. Gel bulacağız. Bunlar genelde en başta satılıyor ama burada yok. Bayram başladı diye herhalde. Aa durun ıvır zıvır da göstereyim. Bakın ben bunlara şey koyuyorum. Havuçları kesip doğrayıp suyun içine bekletiyorum. Havuçlar çok daha uzun süre dayanıyor. Şunlar da galiba termal çanta. Böyle çok karışmış ama burası. Burada şeyler varmış. Şimdi biz almamız gerekenleri aldık. Biraz yürümeye çıktık. Aynen. Sahil kenarında. Evet vallahi. Çok güzel. Size biraz gösterelim buraları da. Deniz kenarı. Şöyle göster. Bak gel. Uca kadar gideceksin. Onlar gelmesin. Daha ileride burada şeyler var. Şimdi anlatacağım. Sen önümüze geç. Tamam. Sen İnşallah doğru. Tersi çıkta değilsindir çünkü görmüyorum. Tersi çıktayım büyük ihtimal. Şöyle geç o zaman. Öyle geçsem nasıl anlatsam? Böyle ışık güzel bence. İleride koylar var. Oralarda da genelde beachler oluyor. Beach club'lar var. Genelde biz orada birkaç beach'e gidiyoruz arada değil mi? Ama işte şöyle böyle normal bir çeşmedeki ya da başka işte ne bileyim Bodrum'daki beachler gibi değil tabii. Fena da değil. Dizi oluyor genelde.
Ve sen şey bana dediğin yer miydi orada? Evet evet. Sen de daha önce gitmişsin zaten. He. Şey adını... İşime geliyor ya. Vallahi işime geliyor bu sıcakta. Çok sıcak. Sürekli güneş kremini tazeliyorum. Öyle dikilinin çok bir şeyi yok. Ya evet. Genelde İzmir'in bu üst tarafının bir şeyi yok. Yani Çandarlı, Dikili hani evet güzel, sakin yerler. Genelde böyle emeklilikte ya da çocukken gelip cidden eğlenebileceğiniz yerler. Ama mesela benim yaşımda, Bade Hanım'ın yaşında eğlenceli aktiviteler yapabileceğiniz yerler değil. Ha, arada of. Konserler oluyor bak. Çandarlı Kalesi var. Orada güzel konserler oluyor. Biz mesela sanki oralara da gittik daha önce. Aynen. Değil mi? Bir önceki gelişimizde olabilir. Yazla. Gittik. Tarkan bile geliyordu. Tarkan bile. Aynen. Öyle terste düşün. Kaldık. Terste kaldık. Diğer tarafa yürüyelim o zaman. Nerede kalmıştık? Anlat bir yerden. Tarkan geliyordu en son. Aynen. Çandarlı Kalesi var. Oraya Tarkan bile geldi yani zamanında. Onu biliyorum. Gece kulüpleri falan da oluyor da. Öyle işte yani buraları çok da hani şey olarak eğer kafa yapınız farklıysa anlattığıma göre çok tercih etmezsiniz diye düşünüyorum. Tavsiyem o. Tavsiyelerinde bulunuyor Tuğbe. Restoranları çok denemedim burada. Yani balık restoranlarını özellikle deniz kenarındaki yerlerde. Nasıl olur bilmiyorum, o yüzden orayla ilgili çok yorum yapamayacağım. Şimdi genelde göktular yazlığa geldikleri için bence... Ya tek bir şey olarak düşünmeniz çok normal. Yani çok aynen. Çeşit çeşit restoran denememeniz de çok normal. Çok yok zaten hani böyle çok deneyip de şey yapabileceğimiz güzel restoranlar yok yani. Yorulduğumu fark etti. Aynen. Ya İzmir'in merkezinde vardır. Ve hani dediğim gibi Alaçatı tarafında, Çeşme Alaçatı, Urla o taraflarda çok daha böyle hani tadım yapabileceğiniz güzel restoranlar bulacaksınızdır eminim. Ama bir de bu taraflar maalesef öyle değil. Buradan esnafa sesleniyoruz. Evet. Buranın esnafına. Lütfen burayı da aynı şekilde yapalım. Lütfen. Biraz daha turistik, daha otantik. Yapılabilecek bir yer çünkü evet, burada. Evet evet güzel. Şey aynen. Güzel. Öyle. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Hadi bay bay. Şimdi Çandarlı'yı terk ediyoruz. Çandarlı tatil köyüne evet. Burada bir... Veda noktayı ediyoruz. Koyuyoruz aynı. Bayramı geçirdik. Şimdi Foça'ya gidiyoruz aynen. Köye. Benim köyüme götüreceğim gelinimizi. Orada bir tanıştıracağım. Evet. Bakalım. Ne diyecekler? Bilemem. Hem de köyümüzü göstereceğiz size. Evet. Hatta oradan zaman kalırsa Foça'nın içine de geçeceğiz. Eski Foça. Orayı da gösteririm. Orada ben askerlik yaptım. 6 ay civarı. Niye öyle ses geliyor? Evet. Fanı çalışıyor ya da ondan. Evet. Ne diyorduk? Evet. Konuşmayan kaynım da şurada. Aynen. Günde sadece 3 kelime kullanıyor. Tamam. Şimdi son kez bahçeyi de çekelim size. Hadi çek. Aynen. Bahçenin aynen. Sahibi geliyor. Çok şık oldu bugün. Şöyle bahçemizi de alalım. Şurası da zaten ortak alan. Şöyle çekeyim. Evet. Annem. Selam söyle. Sevdiğin arkadaşlarına. Evet, kim var? Herkese çok selam. İyi bayramlar. Arkadaşlarımızın hepsini seviyor aynen. Annem canım. Ayırmıyor sende. Tamam. Yok, kendi özel arkadaşlarına söyleyecekse diyelim. Evet. Hadi anneanne hadi. Krallı geliyor. Kraliçe geliyor. Beni mi çekiyorsun? Seni çekiyoruz lan. Hadi bakalım. Ertuğ hadi. Atla bak, bizim arabaya. Bak konuşmuyor arkadaşlar. Genel aynen. Olarak kelimeyi boşa kullanmak aynen. İstemez. Haydi gidelim. Yanlış taraftan yeter atlamam. Bu kadar. Gerisi arabada. Buradan mı gideceğim ben? Dur. Aa konuştum. Gidiyoruz. Çıkıyoruz artık. Elveda manastır, elveda. Burayı ben ilk kez görüyorum. Yoksa. Ne? Burası şey işte, içerideki sitenin işleri yapılıyor ya, onların otoparkı işte şey depo falan. Anladım.
geri değil mi? Bakın veteriner kliniğiniz bile var. Gözüm çok şey oldu ya. Klima mı herhalde? Açayım mı? Yok açmayayım şimdi. Hava sıcak. Şey kokuyor. Bakın. Zeytin ağacı. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Köy evine doğru. İnelim mi aşkım? İnelim mi? İnelim. Ama bir gün baktım 6 milyon insan olmuş diyor ama. Daha da artsın inşallah. İnşallah. Bizim de görümcemin birini var 350. Oo ne güzel. Ama gitmedi geri kalmadı. Ya köyde oturuyor. Yavaş yavaş. Ay. Oy. Aşkım. Kaç arama bağışı. Bizim minik gibi çok zayıf. Ayy. Kafamı vurdum tele. Kameranın, ben konuşamam ama kameranın sakatlandı. İş kazası. Buyurun Zerti evet. Bey. Güzel açılarla titretmedi. Oo, burası bayağı iyi. Benim ellerim doğal titriyor ama. Bugün evet. Aa, eski kitaplar falan da var. Evet, ben eski tarihi severim. Çok güzel. Ben buraya çok az geldim ya. Konuş. Konuş seni tabii ki duysunlar. Sesini seni alsın de. Görmesin seni. Ha sesimi alsın. Alsın tabii. Bir şarkı çırt. Ya şarkı da bilmiyorum. Olsun. Şey yaparız bunu editler istiyorsan seni sileriz. Burası aynen. Benim evim. Küçük çok bir muntaz evim. Orada yatıyorum. Burada yatak odam var gene. Ah burası mutfağım. Akşam saat 9.30 ondan sonra burası bana ait. Ne güzel işte. Orada oturuyorum. Yemek orada yiyoruz. İyi. Buraya geliyorum sonra. Televizyonumu açıyorum. Aa. Büyük kocaman televizyonumu. Televizyondan ben kendim görünüyorum. Çok güzel bir şey. Açıyorum. Yabancı filmi çok severim. Dövüşlü, kırmalı. Aha evet. Göktuğ. Tam ben. Ben de çok severim. Aksiyon. Öldürmeli, kesmeli böyle. Canavarlı, manavarlı filmlere bayılırım. Onları takip ederim şeylerde bazı filmler. Ben de tam tersi. Gerçi internetim yok. YouTube'a şeyler var bunda da. Film şeyleri. Ama internetim yok evde. Bağlanmıyor. Niye gelmiyor? Altyapı yokmuş. Aa. Dün bile mesaj gelmiş gene. Takipteyiz. Altyapısı yok. Ama ne yapacağız? Bunu muhtar ya. Halleder bu işi. Buradan muhtar sesleniyorum. Buradan muhtara çağrımızdır. Muhtar kim bakın 6000 ama. Kişi burayı izliyor. Baksana hepsi var. Twitch bile var. Göktuğ da program izlemeye başladı. Yok keyfim isteklerinden vazgeçmiyorsun ki. Ertuğ inek diyordu. İnekler hadi, var yalkansın. Hadi ineklere gidelim. Sizi daha şey gezdireyim. Devam. Hadi. Çıkın buradan. İneklere mi gideceğiz? İnekler yan tarafı. İnek biz, sizde i̇nek, yok değil mi artık? Bizim değil. Tavuk var ama. Ama şuradan aa, tavuk mu? Tavuk da olur. Şuradan kafanı kaldırınca görüyorsun ama. Tamam şu ineğe de bakalım. Tavuk ciler de var. O da olur. İçinde. Hop kafanı. Aşağı mı inelim? Ya, şey, yem atalım yem. Aha. Annem! Annem! Evet, yavaş. Her yere kafamı vuruyorum. Her yerde bir şey var. Yavrum! Ay dur! Gel! Ama mama yok ki elimde. Onlar girmeye çalışıyor işte bir şeyler. Gel azıcık sever. Anneciğim! Anneciğim! Üstüne pislemesin ama. Pislesin be. Hemen pislemez onlar. Kız orada var ya yesene. Bak su da bitmiş. Suyu döküveriyorlar ya. Bıktım bunlara su koyma. Bunlar horoz yok değil mi içinde? Isırıyor beni. Kız sen nereye gidiyorsun? Ana. Aa, kaçıyor. Kaçma anne. Kaçma bir tane. Oy pamuk gibi. Bunlar şimdi bunlar bir anneden iki bana. Tane çıktı. Bir anneden beş tane çıktı. Aşağıda da altı tane var. Onlar büyüdü. Bunları böyle büyütmeye çalışıyoruz. Ay. Şimdi bir tane daha yatığı var. O da 22'sinde çıkacak. Ana. Ne çıkacak? Aa! Şşş! Kaçma lan. Valla kedi görürse. Kediler yiyor mu ana? Yürürler. Kedi geziyor. İçinde ne var öyle ya? Bir şey mi? Taş var. Yani deviriyor taş. Diye. Devirmesin diye. Çıkmaya bak çalışıyor. Aloe vera bile var. Delikler var. Her şey var.
çekiyor mu? Çekiyor. Su iç, su. Sakın çıkma dışarı. Üstünü kapat ya. Kapatayım mı? Kapat. Şimdi az önce kedide vardı ya. Bunu mu koyayım böyle? Ha, dur. Üzerinde şu taşı kapatıyorum. Bir şey olmalı hadi. Bizim kalacaklar. Ana, eliklere bak. Düzgün çek. Evet, dur. Ne biçim kameram aslında. Oğlum ben çok arada kaldım burada ya. Heh, çıktım. Heh, bak buradan zoomlayabilirsin. O kadar uğraşmıyormuştum sen editte çözüyorsun. Bak ya Göktuğ. Oo, her şey ne güzel ya. Ben şuradan bir çıkayım, kafam buluyorum her yere ya. Aynen öyle. İnşallah bizim köye de senle gideriz. Ben de seni köye götürürüm. Ama şu yine kafasını vurdum, çocuk kör herhalde. İlikler burayı. Tamam mı, aşağı iniyoruz mu? Hadi inelim. Önden... Evet, burası üçüncü bölüm. Üçüncü. Burası bir. Burada yeni jenerik müziği gir. Giriş. O üç, evet. Bir de oradan girişiniz var ya, büyük. Biz şimdi üstten girdik. Evet. Ama ana giriş burası. Evet. Evet. Duruyor mu burada? Ha? Kapısı nerede bu? Evet. Duruyor mu? Evet. Şuradan. Laksör var. Buyurun efendim. Tavuklar var, hindi var. Hindi mi? Evet. Hulu hulu. Nerede hindi? Şurada. Bak burada da hindi. Aha bak şurada var. Şeyin altındalar. Ne yapıyoruz lan? Yumurtalar. Oy, Ertuğ gel sen boyun yeter. Git bakalım burası. Nereye lan? İçinde bir sepetin içinde. Ah. Boş duruyor. Anam horozu var. İki tane galiba horoz. Bak hindide bak. Horoz dövüşü. Gel hindiye bakalım. Her Allah aşkına. Hindi burada. Aladım sen. Abi lan. Gel. Şurada da hatta kuzu falan biz hatırlıyorum. Burada da yiyecekler var ki o zaman. Kuzu var vardı şurada. Traktörde resminiz var. Aynen. Abim falan. Aynen. Burası hayvan doludu burası. Yiyecekler vardı. Şu alt tarafta depo değil mi şurada? Evet. Samanları falan evet. Şey yaptığınız yer, yüklediğiniz yer. Çıkış artık. Yani ev şöyle. Bal tabakları var. Hayır, şu içeride var mı? Evet. Tamam. Köylü kızı. Podcast'te şey yapayım şuradan. Evet, ekran görüntüsü. Ertuğ sen de bak. Evet. Oradan alırsın şey. Ertuğ sizi alalım burada taş edelim. Buralar hep küçük saksı bitkileri hep ya. Aslında sakın acı. Şeyler işte yetiştirdikleri fesleğenler var. Farklı. Aloe vera var. Normal çiçekler de var. Saksı çiçekleri. Aloe vera var. Aloe vera. Kaktüs var. Allah'ım. Orada haberi de alacağız. Gelir mi tabii? Sen de bize gel. Abi dersen Akçakoca'ya götüreceğim. Ankara'yı değil. Boş oran. Dersen deniz kenarına İnekleri. Bak ne güzel oldu. Ben bunun üzerinde duruyorum. Evet. Bir gelen köyü. Şimdi yola çıkıyoruz. Yavrum, buzağı da var. Tabii ondan şu küçük var. Buzağı da var. Evet. O yanda var küçük. Ölem size. Yaptınız. Çok güzeller. Çok güzeller. Çok da güzel kokuyorlar. Organik kokuyor. Organik. Her organik kokuyor. İyisin, eve gelmeyeyim koku. Şuradan geçelim. Ha? Balkona gelmiyor bu koku Allah'tan. Gelmiyor değil mi? Tabii. Burada var şey. Burası da benim anneannemin, annesinin babasının mezarlığı. Direkt evin yanına yapmışlar. Dolcu nore koymuş. Evet. Gözüküyor mu? Görünmüyor. Kapıya. Anahtar bende değil. Kimde? Anahtar. Orada çanta kimdeyse onda. Yok. Bay bay.
Görüşürüz. Hadi güle güle. Ay su almadık ya. Diyoruz. Ben o arada konumuzu açayım. Aç aşkım. Ona bir bakalım. Şimdi benim askerlik yaptığım yere gidiyoruz efendim. Evet, heyecanlıyız. Foça, eski Foça merkez. Instagram'dan da videolar paylaştık. Belki görmüşsünüzdür. Tavukları, daha doğrusu civcivleri besledim. Evet, demede. Ama ben civcivleri besledim yani. Siz duydunuz onu işte. Aşkım dikkat et, şurada şeyler yok. Aşkım. Nasıl sokaklar? Güzel. Biraz Bodrum'a da benziyor. Benziyor. Bodrum sokaklarına. Benziyor. Seni bu yıl oraya götürmek çok istiyordum da. Böyle hem okuluma hem oturduğum evlere. Gidemeyeceğiz olsun gibi. Olsun. Kendimi de çekeyim, birlikte çekelim. Şöyle tutarsan daha rahat komple olur. Komple güneş ver bana bir geliyor. Ver aşkım kamerayı. Şöyle daha rahat oluyor. Olur. Az daha aşağıdan. Pratik. Yani. Pratik senin olur. Hanımın pratiktir. Ay ay. Evet, şimdi elimizde deniz kenarına yine termosumuz. Geldik. Aynen. Elimde. Ama suyu dökülüyor. Damacan. Evet, benim şu an bak askerlik yaptığımda 2018 yılında burada o kadar çok tur attım ki. Sağ tarafa doğru gidersen jandarma komutanlığına doğru gidiyorsun. Sol tarafa doğru gidersen tepeye doğru bizim komutanlık var. Burası da merkezi işte, ana merkezi. Balıkçılar, kafeler. Şurada küçük bir sahil var. Millet orada baksana. Çok küçücük ama herkes orada giriyor yani. Anlayamadım şeyini. Öyle. Şimdi bir şey yapalım. Şöyle göstereyim. Hocamızı tanıtalım. Nereye doğru gidelim? Bilmiyorum ki, arabadan çok uzaklaşmak istemiyorum. Ha, arabayı kaybetmeyelim bir de. Biz nereye evet şey yaptık bilmiyorum ben. Karaçam Otel bir şey yazıyordu ama bilmiyorum. Tamam. O zaman hadi yürüyelim biraz şu merkeze doğru. Ondan sonra tamam, geri gelelim. Olur. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Keyfini sürüyor valla. Nasıl bura? Güzel bura biraz Ayvalık'a benzemiyor mu şey? Benziyor. Orada da böyle bir sokak bana vardı. Aynen. Pazar alalım, çarşı alalım. Susadım. Arka tarafa doğru da şeyler var. Çantayı biraz sen alsan olur mu? Ağır olur, geldi. Olur. Böyle mi gideyim? Yo, oraya gitme. Şu tarafa doğru yürüyelim. Olur, gel yürüyelim. Sonra şey yaparız. Gideriz. Ben şöyle ayarlayamadım onu. Oh, ne güzel esti Göksu. Bura esiyor ay, işte. Ay müthiş müthiş. Hemen vücuduma güneş koruyucu sürdüm. Burada da oturdum annemlerle. İlk geldiğimde burada oturdum. Vallahi iyi yaptın. Başlıklı. Vallahi vücuduma sürdüm ama hala yüzümü süremedim. Benim tezatlık. Kahve deryası açtı bura. Sevinç ablanın mekanı. Aynen. Celal. Ben en son yani ne zaman tam hatırlamıyorum. Bir Seda ablama soracağım onu. O üniversitedeyken geldim diye hatırlıyorum ama lisede olmam lazım ya. Üniversitede değildim. İşte eski Foça'ya getirmişlerdi beni. O İzmir'de okuyordu. Böyle işte sanırım önünden geçtik, bakacağım orası mı diye. Orada yemek falan yemiştik. Ama bu sahile inmemiştim. Burayı da görmek nasip oldu yani. Şimdi size biraz sokakları göstereceğim. Kayıklar duruyordu. Ne kadar kullanıldığını hiç görmedim açıkçası. Çok boşaldığını görmedim buranın mesela. Suyu kesene. Bence burası da aynen. Bu benim manzara. Selamlar yine. Ama ben biraz kötü oldum. Herhalde klima çarptı bize.
yüzden şoförlüğü Bade Hanım'a devrettim. Evet. Şimdi yaklaşık herhalde bir 57 dakika gösteriyor da işte 1 saat var. 1 saat sonra Seferihisar'da arkadaşlarının yanında oluruz. Evet. Buca Havalimanı Çeşme, oradan dönüyorum değil mi? Evet, oraya dönüyoruz, Çeşme'ye doğru. Bakalım. Şimdilik güzel gidiyor yolculuk, bir sıkıntı yok. Trafik yok, bir şey yok. Ama evet, şimdi şehir içine gireceğimiz için belli olmaz trafik. Yavaş yavaş gideriz, sorun değil. Aynen. Öyle. Biraz midem de bulanmaya başladı. Sudan biraz içim susuz kaldı. Ben de şimdi İzmir'de ilk kez araba kullanıyorum. Onun şeyi var böyle, pür dikkat yola bakmaya çalışıyorum. Ankara'ya alışmışım yani. Şimdi her ilin aslında araba kullanma şekli evet, ayrı. Evet evet. Bade Ankara'da araba kullanmaya alıştığı için. Bir Ankaralı sayılır. Şu an tedirgin biraz kullanırken. Tabii canım. Mesela Alaplı'dayken bile daha farklı geliyor bana. Ben artık alıştım. Sen ikisi de sayılırsın. Her cinsten insan gördüğüm için İstanbul'dur, yani. İzmir'dir, Ankara'dır. Sen artık alıştın. Aynen. Piştin. Hadi bakalım, dönüşümüzü yaptık. Öyle. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar. Efes Harabeleri'ne dönüşü gördüm. Dedim, aa burada Efes Harabeleri'ne gidiş varmış diyorum. Sen gittin mi dedim Ade. Evet, ben gittim dedi. Ben hiç gitmedim dedi. Aşkım, gitmemeye devam et. Bu sıcakta gidemem zaten. Ama çok sıcak hava ya. Ne yapayım? Bak, İnsan der ki, gidiyor. Aşkım hava iyi olursa en azından bir uğrayalım der. Ya da senin için uğrarım der. Yok. Yalan mı söyleyeyim sana? Yalan söyle. Hayır, ben sana yalan söyleyemem. Dikkat et, radar var sana. Yavaşla. Yavaşla. Aşkım yavaşım ya. Daha yavaş. Jandarma bey amca, vallahi yavaş gidiyorum. İç bujonum. Evet, kontrol noktasıymış çünkü. Bu adam ne yapıyor? O da... Gözümden yaş geliyor şu an, biliyor musun? Gülmektendir. Ya umarım gitmektendir ve umarım geçer çünkü bulanık şey görüyoruz. En kötü bir şey alır, antibiyotikli göz damlaları oluyor ya. Sabahtan beri gözüm böyle akıyor adam. Öyle. Neyse işte bu da böyle bir şeydi. Bunu da araya kapmak istedim. Aşko kuşko. Evet. Geldik sonunda, mutlu musun? Mutluyum. Ama şöyle güzel bir duş alırsam daha mutlu olacağım. Sonra da markete gidecek miyiz? Bana tahin alacak mıyız? Alacağız tabii. Bakın burada kim var? Burada o. Kimi alıyor ya? Ne diyor bu çocuk ya? Bir gün sadece çekmem ve Büşra'nın şey yapması. Koymam evin sahibi gibi. Ecem öylesin zaten. Burada meyve var. Meyve var, çilek var. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Aha dur, ben onu alırım. Buradan alırım ya. Alabilecek misin? Tamam. Neyse, içeri girelim, ben bir daha çekerim. Şimdi Bade eşyaları yerleştirmeye gitti. Biz de kankim Korhan'la mangal yapıyoruz. Daha doğrusu yakmaya çalışıyoruz. Aa, dur daha mangalı yapacağız. Gidelim mi? Aynen. Daha iyi. Yani şey biraz zor, şuya mı sönmüyor yolda? Aynen. Biraz önden bir köklemek lazım. Bu çırayı da ilk defa gördüm ha. Vallahi ben de daha önce bir kere almıştım. Şöyle biraz incelteyim. Şu şemsiyenin arkasına iki adet yakışıklı var ama gözükmüyor. Göktuğ.